Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve yeni Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekliler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonuna aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar geçen bundan 3 sanırım 3 video önce dördüncü video olması lazım bir model hazırlamıştık. Papatya modelini şöyle ortası motifli motifini ilk önce hazırlayıp sonra sabitliyorduk. Bunun aynısı fakat ortasının sarısı yerine bakın. Çimeniyle beraber yuva hazırlayıp bu şekilde yapılıyor. Yapacağımız modelimiz bu. Bu iğne -yası modelini tığa çevirdim sizler için. Benim de şu şekilde oldu arkadaşlar. Evet. Benim size hazırlamış olduğum modelimde bu şekilde bakın arkadaşlar birebir aynısını iğne oyasından daha çevirdim daha önce hazırladığım papatya bu şekilde dört tane kirpikten oluşuyordu burada gelen modelde de üç kirpikti ben de ona istinaden bu şekilde üç kirpik yaptım eğer şayet bunu üç kirpiği küçük diyorsanız dörde çıkarabilirsiniz tıpkı orada olduğu gibi 4 video önce e, geri gittiğinizde bulabilirsiniz oradan bakabilirsiniz büyüklüğüne küçüklüğüne kıyaslayabilirsiniz. Evet yapraklar da aynı şekilde çiçeğimizin yaprağına uygun olarak takım olarak bu şekilde hazırladım. Orada da gördüğünüz gibi aynı şekilde kirpikli trabzanlardan oluşan yaprak vardı. Evet modelim bu arkadaşlar. İğneden ta bir modele daha karşınızdayım. Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Başlayalım. İlk önce tabi her zamanki gibi şöyle tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini yaparak başlıyoruz. 696 nolu videomda tülbent kenar tığlama işleminin tüm püf noktaları mevcut. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Youtube'un arama kısmına 696 Nurgül'ün tığ ve iğne yolları yazdığınızda hemen çıkacaktır. Evet ilk başlar gibi başlıyoruz. Bakın 3 tane tığ battı yaparak başlayacağız. Şöyle tülbentime sık iğne ile ipimi sabitleyerek başladım. Bakın bir defa tığımı doladım. Yeni yaprak yapımı yaparak başlıyoruz. Şöyle 3 seferde bir trabzan yaptım. 2 zincir çekerek yaprağa başlıyorum. Bir defa tığımı doladım. Şöyle yuvamız olan trabzanın arasına girip 2 iki iki alarak trabzan. 4 zincir. Hemen kapattım buraya. Ve bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 1-2-2. Bir, iki, iki. bir tık daha uzun yaptım. 4 zincir kapatıyorum 4 zincirimi trabzanıma 2 defa doluyorum şöyle trabzanın arasına girip 1 2 2 ve 2 4 seferde aldım bir trabzan 4 zincir hemen kapattım geri kalan bu kısma da 4 tane sık iğne yapacağım şöyle 1 2 3 ve 4. 5. de trabzanda yapıp şöyle yaprak işlemimi bitiriyorum. 3 zincirimi çekip şöyle arkadaşlar bakın. İlk önce iki seferde, ikinciye 3 seferde, en son trabzanımı da 4 seferde alarak böyle minik güzel bir yaprak hazırladım. Bakın arkadaşlar çok hoş bir şu dört sık iğne de tam oldu ne fazla diğer trabzanlara yapışık ne de fazla göbekli tam muntazam bir 4 sık iğne bu yaprağı ideal arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizle ya ara suyumuzun arasına 5 tane kendi 2 tane de yuva için toplamda 7 tane bu şekilde tığ battı ara mesafesi vereceğim. Şöyle tam orta kısmından gireyim. 1 2 3 zincir. Sıradaki tığ battıya 3 zincir. Sıradaki tığ battıya 1 2 3 zincir şöyle 1 2 3 zincir bakın bu 5 tanesi e, ara mesafe bu iki tane yapacağım da arkadaşlar benim yuvam için tığ battı olacak şöyle düğümü kapatalım arkaya 3 zincirimizi çekip bakın 7 tane toplam oldu şimdi bir zincirimi çekip ters tarafına döndüm. Hemen sık iğne ile bir zincirimi yuvaya sabitledim. 5 tane zincir. 5 zincirimi şöyle sıradaki tığ battıya kapatıp buraya minik bir yuva yaptım. 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi şöyle çevirdim. Yuvanın içine kapattım. Bakın. Bu şekilde dal hazırlıyoruz. 7 zincirden 6 tane dal olacak. 7 zinciri buraya kapattım sabitledim 7 zincir hemen 3. 7 zincir bakın şöyle gerdirir şey çekerek arkaya doğru yeni dallara yuva açıyoruz 3 4 5 6 ve 7 kapatıyorum Sonuncu ve altıncı 7 zincirimi de çekip buraya kapattım bakın hemen bu dönüş yaptığım tığ battımın içine bir sık iğne ile girip 3 tane zincir çekiyorum şöyle bir yapmış olduğum dallarımı da göstermek istiyorum bakın bu şekilde oldu arkadaşlar 6 tane 7 zincirden oluşan bir dal hazırladık şimdi yine 5 tane tığ battı mesafesi verip yaprak yapalım Evet 3 zincirimizi çekip bırakmıştık. Sıradaki tığ battığımıza kapatıyorum. Bu bir. Yine sıkı sıkı. Sıkı çekelim ki zürafa gibi dursun arkadaşlar. 1, 2 ve 3. Sıradaki tığ battıya kapattım. 1, 2, 3 zincir. Dördüncü. 1, 2, 3 zincir. Şöyle 5. Beşinci. 5 tane tığ battı mesafesini verdik. Bir defa tığımızı doladık. Hemen sıradaki tığ battıya 1, 2 ve 2. Trabzanımız hazır. 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen trabzanın arasına giriyorum. 2 ve 2. 4 zincir. Kapatıyorum buraya. Kirpik olarak. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine girdim. 1, 2 ve 2. 4 zincir hemen kepik olarak kapattım 2 defa tığımı doladım yuvanın içine giriyorum şöyle bir 2 2 ve 2 4 zincir kapatıyorum buraya kirpik olarak geri kalan kısma 4 tane sık iğne yapıyorum şöyle 1 2 3 ve 4 5. de trabzan da yapıp yaprağımızı yine tamamlıyoruz. 3 zincir. Hemen sıradaki tığ battıya 3 zincir sıradaki tığ battıya 1 2 3 zincir sıradaki tığ battıya. Evet, 3 tane tığ battı ara mesafesi veriyorum. Yaprakla iki tane yaprağın arasına 5 tane de bu şekilde ara mesafesi veriyorum şimdi çiçeğimizin yapılışına geçelim yaprakla aynı iş Evet şimdi dallarımızı hazırladık altı tane ve ilk dalın içine girip sık iğne ile sabitleyerek yaprağımızın yapılışına başlayacağız iki zincir çekerek başlıyoruz bir defa tığ doladım dalın içerisine girip şöyle iki ve iki 4 zincir. yapmış olduğum tırabzanın arasına girip kapattım. Bir defa tığa doladım. Hemen aynı yere 1 2 ve 2. 4 zincir. Kapattım. Ve bu ilk. 2 defa doladım. Yuvanın içine giriyorum. 1 2 2 ve 2 yavaş yavaş bu şekilde yaprağımızın boyutunu uzatıyoruz. 4 zincir kapattım. Şimdi bu geri kalan kısma 6 tane sık iğne yapacağım. Kenar yapraklarda 4'tü. Bu orta çiçek olduğu için bununkini fazla yapıyorum. Şöyle 3 4 5 ve 6. 7.'yi de dalımızın içinde yani yeşil yuva da yapıyorum. Evet yaprağımızı bir işlemini bitirdik bakın arkadaşlar. Hemen sıradaki yuvaya geçiş yapıyorum. Şöyle daha net göstereyim. Aynı işlemi buraya yapıyorum. 2 zincir bir defa doladım. Yuvaya giriyorum 2 ve 2. Şöyle kameram yine düştü. 4 zincir Şöyle trabzanın arasına girip kapattım. Telefonum yani arkadaşlar kamera dedim. 1 2 ve 2 4 zincir. 1 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum. 2 defa doladım. Bakın. İlkin 2 iki, ikincisini 3. Sonuncusunu da 4 seferde bu şekilde birer birer trabzanları boyunu uzaltıyorum. 4 zincir kapattım. Bu geriye kalan kısma da 6 tane sık iğne yaparak yaprağımı tamamlayacağım. Bakın bu 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğne 7. si de yuvada bu şekilde sabitledim. Şimdi diğer yuvaya bu 7 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Evet. Yapraklarım bakın bu şekilde oldu. Hemen de kendiliğinden de dönüşü yapıyor. 2 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Şöyle 2 ve 2. 1 2 3 4 zincir. Hemen kapatıyorum buraya ilk kirpiğimi ve bir defa doluyorum. Yuvadan girip ilmek alıp şöyle bir 2 ve 2 4 zincir hemen kapattım 4 zincirimi buraya 2 defa tığımı doluyorum ve yuvanın içine girip şöyle 1 2 2 ve 2 alarak trabzan yaptım bakın sonucu trabzanımız en uzunu 4 seferde oluyor 4 zinciri girip kepik olarak kapattım bu Son trabzanıma yine 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 ve 6 Hemen aynı dalın içine yine muhakkak bir sık iğne yapıyorum. Hiç zincir çekmeden direkt dalıma geçiyorum. Bu şekil güzel duruyor arkadaşlar. Zincir olmayınca birbirine daha yakın duruyor. Evet iki zinciri çektim. Yuvaya girip şöyle iki, şöyle iki. Dört zincir kapattım. Bir defa doladım. Şimdi yuvadan girip ilmek alıyorum. Bir, iki ve iki. Üç seferde. Dört zincir kapattım. İki defa doladım. Şöyle bir, iki, iki ve iki. 1 2 3 4 zincir kapatıyorum hemen dalımızın içine giriyorum 1 2 3 4 5 6 hemen yuvanın içine girdim sık iğne ile sabitledim 7. sık iğnemi ve 5. dalımın içine direkt sık iğne ile geçiş yapıyorum. İki tane zincirimi çektim. Hemen şöyle 2 ve iki. Pardon bir de e, şey dört zincir çekiyorum. Hemen girip kirpik yapıyorum. Arkadaşlar ben bazen dalıyorum böyle kusura bakmayın kafam bazen böyle. Evet dört zincir tekrar kapattım ve 2 defa doladım. Sonuncu trabzanımızı da 4 seferde. 1, 2, 2 ve 2. 4 zincir çekiyorum. Hemen kapattım. 6 tane sık iğne yapıyorum. Son trabzanımın içine. Şöyle 3, 4, 5 ve 6. Alt. 6 tane sık iğneyi yapıp yuvada yapıyorum. Ve bakın sonuncu dalın içine sabitledim. Hemen iki tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. 2 ve 2. 4 zincir. Kapatıyorum 4 zincirimi buraya kirpik yapıyorum. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 1 2 ve 2 bakın. Sonuncu yaprağımızı da şöyle yavaş bir şekilde yapayım. 2 defa doladım. Hemen şöyle 1 2 2 2 4 zincir. Kapatıyorum. Ve 6 tane buraya sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 7. de yeşil dalın içine yapıyorum bakın bu şekilde sabitliyorum şimdi şöyle bir tutayım Evet arkadaşlar burası şöyle burası da düz yüz şimdi bu dönen kısmı düzeltelim gördüğünüz gibi burası şöyle elimizin içiyle öne doğru çevirelim. Bakın. Şöyle size sanki ters geldiği için farklı görebilirsiniz. Çok kolay arkadaşlar. Şöyle döndüğü zaman bakın elimizde ettiğimiz zaman hemen düz düzeliyor. Hiç zincir çekmiyorum. Yine bu ilk dalımızın içine yeşile şöyle sarısından sıyıralım. Bakın. Şöyle ki arkadaşlar arasında hiç bolluk olmasın. Çok sıkı bir şekilde sabitleyin oturtturun yani şöyle sık iğneyi üzerine de bir zincir çekin ee, bir de hafif uzun kesiyorum çünkü burada yanık izi olsun istemiyorum arkadaşlar ilk yapmış olduğumuz bu yaprak var ya bu yaprağın hemen dibinden bakın buradan bu kesmiş olduğum ipimi tığıma takıp buradan şöyle ben de kameradan baktığım için arkadaşlar çözünürlük bozulunca ben de göremiyorum sizler gibi. Evet şöyle düzeltelim. Şu parmağımdakini kurtarayım. Hemen şöyle bir size göstereyim arkadaşlar. Bakın kalıp gibi sıkı sıkı yaptığımız için kalıp gibi şöyle. Bu da arkadaşlar bakın 3 boyutlu olduğu için şöyle kabarık duruyor. İster istemez bu şekilde kabarık duracak. Bu şekilde 3 boyutlu da kullanabilirsiniz. Böyle üç boyutlu kullanmadınız ya mesela. Bakın bu. Şöyle ipi kurtarayım. Beyazı da mesela aynı bu şekildeydi. Ben arkasından hafif bir ütüyle ısıttım. Hani bu ipler o kadar şey ki arkadaşlar ısıyı görünce hemen yapışıyor. Bakın şöyle bu şekilde. Şu ipimi yakayım temizleyeyim. Hafif de bir arkadan böyle bastırayım bakayım. Daha güzel açılacak inan. Şöyle bir ortası oldu. Evet arkadaşlar. Bakın ipi yaktım. Şöyle hafif de arkadan bir şöyle size göstermek için. Ee, bakın nasıl yapıştı. Bu şekilde ha yapışık duruyor da daha bir ısı yiyince ipler bir genişleme oluyor ya arkadaşlar. O açıdan çok hoş duruyor. Bakın. Şöyle ikisini de göstereyim. Bu şekilde daha pratik. Öbüründe motif yapıp e, yapmanız gerekiyor. Ee, aslında arkadaşlar şimdi aklıma geldi. Bu yuvaydın dallarını motif olarak sarıyla da yapıp birleşik de yapabilirsiniz. Umarım dediğimi anlamışsınızdır. veya da diğer kanalımda tığ oyları dünyası kanalımda da anlatabilirim arkadaşlar. Şimdi demek istediğimi ortasının dal kısmını sarıyla yapıp yapraklarını beyazla veya ortasını beyaz yapıp yapraklarını sarıyla Tülbentte bana gelen modelde de bu renkteydi. Size gösterdiğimde de gördünüz arkadaşlar. Bu renkti. Ee, siz e, şayet rengarek de yapabilirsiniz. Siyahın üstüne veyahut da diğer sevdiğiniz hangi renk tülbente ya içi çiçeklilere böyle içindeki çiçeklerle bu şekilde yapabilirsiniz. Çok güzel. Şöyle yani iğne oyasında olup da tığ oyasında olmayacak diye bir kural yok değil mi arkadaşlar? Bakın yaprağının güzelliğine, yani ara suyunun güzelliğine ve çiçeğiyle beraber takım oluşuna. Sizler de arkadaşlar yeni açtığım tığ Oylar dünyası kanalıma destek verirseniz sevinirim. Şöyle beni bir bin aboneye birden çıkarırsanız çok mutlu olurum hani buradan beni seven arkadaşlar açısından söylüyorum. ben de sizlere böyle güzel modeller çıkarabileyim, anlatabileyim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın. Şöyle bir de sallantılı haline bakatıp şöyle